Emin Pazarcı, CHP terör demedi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li 80 kadar genci yanına aldı. Onlarla birlikte sahneye çıkıp 227 sayfalık Kasım 2015 seçim bildirgesinin bir özetini yaptı. Partinin bu defaki sloganı önce Türkiye öne çıkarılan ana unsursa gençlerdi. Kılıçdaroğlu sözlerinin başında "Seçim bildirgemizi gençlere adıyoruz." dedi ve Ali İsmailler diyerek gezi olaylarına vurgu yaptı. Ardından da tomalara, biber gazlarına karşı diktatöre diz çöktüren gençler ifadesini kullanarak mesajını daha da netleştirdi. İlginçtir, Kılıçdaroğlu bu sözleri söylerken arkasındaki pankartta önce birlik ifadesi göze çarpıyordu. CHP lideri konuşması boyunca birlik vurgusu yaptı ama gerginliği artıracak ifadelerden de kaçınmadı. Cumhurbaşkanlığı sarayını hedef aldı. Türkiye'deki bütün olumsuzlukların kaynağı hatta koalisyon hükümetinin kurulamamasının sebebi olarak bile Erdoğan'ı gösterdi. Başbakan Davutoğlu'nu idaresizlikle suçladı. Yine %60'lık bloktan söz etti. Görüldü ki bu seçim kampanyası döneminde de 7 Haziran'dan farklı bir görüntü ortaya çıkmayacak. Kılıçdaroğlu ve CHP önümüzdeki bir aylık sürede seçim kampanyasını Erdoğan üzerinden yürütecek. Kılıçdaroğlu'nun konuşması bittiğinde 3 nokta dikkatimi çekti. Birincisi, terör olaylarına neredeyse hiç vurgu yapmadı. Türkiye'nin beş ana sorununu sıralarken terör meselesi ifadesini kullanmadı. Bunun yerine Kürt sorunu demeyi tercih etti. Bir başka ifadeyle HDP ile aynı noktada birleşti. Çünkü HDP de Türkiye'de terör değil, Kürt sorunu bulunduğunu iddia ediyor. HDP daha da ileriye gidip bu çerçevede PKK'nın eylemlerini haklılık kazandırmaya bile çalışıyor. İkincisi, HDP terör ilişkisinin alabildiğine tartışıldığı bir dönemde bu konuya hiç girmedi. Sadece HDP'nin Türkiye'yi yönetmeye hazır olmadığı ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun adeta HDP'yi rahatsız etmemeye çalışan bir hali vardı. Üçüncüsü de, Türkiye'de paralel yapıyla sürdürülen mücadeleyle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Tersine, adalet müessesini eleştirirken paralel yapıyla aynı argümanları kullandı onlarla benzer bir fotoğraf verdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bütününde çok önemli bir çelişki vardı. Milli irade koalisyon mesajı verdi, biz de koalisyonun kurulabilmesi için elimizden geleni yaptık dedi. Ama koalisyonun kurulması engellendi. Sonra da lafı evirip çevirip Cumhurbaşkanlığı sarayına getirdi. Başbakan Davutoğlu'nun irade kullanamadığı, asıl iradenin Erdoğan'a ait olduğu yönünde ifadeler kullandı. Türkiye'nin bir koalisyon kuramamasının sorumluluğunu Cumhurbaşkanı'na yüklemek istedi. Kılıçdaroğlu dün bunları söylerken sürekli olarak CHP'nin 14 şartına vurgu yaptı. O maddelerin olmazsa olmazları olduğunun altına çizdi. Koalisyon görüşmeleri sırasında Türkiye'nin dış politikasının 180 derece değişmesi gerektiğini Davutoğlu'nun yüzüne bizzat söylediğini anlattı. Milli irade vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadelerinden görüldü ki CHP %25'lik oy oranıyla %41'lik AK Parti'ye dayatmalar yapmış. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız diyerek AK Parti'nin önüne 14 madde koymuş. Onları dayatmış ve o çerçevede bir koalisyon oluşturmaya çalışmış. Açık bir ifadeyle %25 ile %41'lik AK Parti'yi esir almaya çalışmış. Şimdi de kendi dayatmaları sonucu tıkanan koalisyon görüşmelerinden yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı sarayını suçlamaya çalışıyor. Çelişkiler o kadar çoktu ki Kılıçdaroğlu eğer bu koalisyon kurulsaydı emekliler bayramda ikramiyelerini alacaklardı gibi sözlerle vatandaşa popülist mesajlar da verdi. Acaba acaba diyorum çünkü koalisyonlar uzlaşmayla olur. Ben ne dersem odur, diğeri bana tabi olur anlayışıyla koalisyon hükümeti kurulmaz. Demem o ki dünkü tören görsel olarak güzel hazırlanmıştı. Kılıçdaroğlu da kürsüde iyi bir performans gösterdi. Katılanların heyecanı ve motivasyonu yüksekti ama hepsi o kadar. Çünkü biraz dikkat eden CHP'nin 1 Kasım seçim bildirgesinin çelişkilerle dolu olduğunu gördü. Emin Pazarcı CHP terör demedi.